Herkese selamlar dostlar. 2 Nisan 2022 iddia ile hepinize selamlar. Cumartesi günü tam tamına 10 tane mücadele aldım arkadaşlar. Hem ideal tercihler, bazılarının skor ve bazılarının zaten yüksek oranlı tercihlerle sizlere sunacağım. Videonun sonunda da bir adet KG var kombinesi yaptım. 2.08'li korandan değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Öncelikle duyurular, duyurularla başlayalım. İlk duyurum arkadaşlar katıl telegram gruplarımız aybaşı olduğundan dolayı yenilendi. Katıl grubundaki arkadaşlar varsa topluluk kısmında linkler yayında oradan gruplara gelebilir. Beni niye attın, niye beni niye şey yaptın diye soran oluyor bazen katıl grubunda olan. Gruplar ay bazında sürekli yenilendiği için ay başına geldik bildiğiniz üzere. Gruplar yenilendi. Topluluk kısmından linklere ulaşabilirsiniz. Eğer bir sorunuz varsa instagram tips adresinden de benimle iletişime geçebilirsiniz. Gelmek isteyenler de zaten katıl tıklayarak da sizler de telegram gruplarımıza dahil olabilirsiniz. Onun dışında bir adet de Hafta sonunda bildiğiniz üzere hem katıl grupları yenilendi hem de skor yarışması yaparaktan da sizleri de eklemek istiyorum. İki kişiyi ekliyoruz bildiğiniz üzere. Bu hafta cumartesi günü skor yarışması. Bültene baktığım şöyle hangi maçın skorunu sorabilirim. Hangi maç çetin geçer diye baktığım zaman da Kayseri Spor Fenerbahçe maçı var. Hikmet Karaman Fenerbahçe'ye karşı zaten daha doğrusu büyük takımlara karşı ekstra bir motive ve güzel oynuyor. Kayseri'de uzun zamandır yeniliyor. 4 maçtır falan yeniliyor bir aydır neredeyse. Şimdi o yüzden Fenerbahçe'ye karşı burada güzel bir maç olur. Sizce maç skoru ne olur? Yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Videoyu da beğenirsiniz sevinirim. Sizce maç skoru ne olur arkadaşlar? Yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Bilen iki arkadaşımızı kata telegram gruplarımıza dahil edelim. Onun dışında perşembe günü yani ben perşembe akşamından çekiyorum. Gecesinden çekiyorum bu videoyu. Perşembe günü verdiğim sadece bir kombine vardı. Kupon odasında paylaştım zaten bunu. Tel Aviv maçında Tel Aviv ilk yarıyı 4 farkla kazanır şeklinde bir ideal tercihim vardı. 1.47 gibi orandan 5 farkla kazandı. Monaco'da ben bu maçta 9 fark yemez dedim. Ki zaten Monaco maçı galip bile geldi. 9 sayı fark attı. Öyle söyleyeyim ben size. Gayet güzel bir şekilde kazandık. Değerlendiren Kata Telegram grubundaki destekçilerimize teşekkür ederim. Aynı şekilde umarım nazar değmez kazanmaya devam eder 2 gündür şöyle bülten dar da olsa kazanmayı bildik. Umarım Cuma günü de kazanırız diyerek maçlarımıza geçelim isterseniz. Sizlerden ricam arkadaşlar artı 300. Bakın başka bir şey demiyorum. 3000 kişi, 3500, 4000 kişi izliyor. 300 like gelmiyorsa ayıptır. Kombin önerisi de yapacağım zaten sizlere. Siz böyle like'ları yüksek tuttuğunuz zaman da ben zaten sizlere kombin önerisi yapmaya devam ederim. Şimdiden başlayalım herkese bol şanslar. Liverpool Watford mücadelesi biraz zor bir maç. Açıkçası bu maçta ne önereceğim bize Kangal diye soracak olursanız bakın. Maç sunu birin oranı yok. Handikapın oranı 1, 22. Ben şöyle bir senaryo çizdim. Maç kafamda oynadım. Bu maç ne olur diye düşündüm. Şimdi Watford burada Liverpool'a karşı saldıracak mı? Yok saldırmayacak. Yani Liverpool'la oynuyorsun saldırırsan zaten ilk yerden 5 yersin. Doğru mu? Doğru. Fakat maç belli bir yerden sonra illaki açılacak bu mücadele. Hatta ben mücadele size beklentisini söyleyeyim ben size. 4-0'lık bir Liverpool galibiyeti bekleniyor bu mücadelede. Direkt net skor olaraktan da. Net bir skor bekleniyor. Fakat dediğim gibi Watford biraz bence kafamdaki senaryo devrede belki bir tane yer diye düşünüyorum. Hatta 0-0'a bile oynar Watford takımı devrede. Ben şöyle bir tercihim var. Yani düşündüm, düşündüm, düşündüm. Şöyle bir tercih aldım. Sizlerden mutlaka şu an aklınıza geldi. En çok gol ikinci yarı gelir diye düşünüyorum ben. Dediğim gibi ilk yarı Watford takımı direnecektir biraz. Aynen şöyle göstereyim. 1.67 gibi de bunun oranı var. İlk yarı Watford takımı biraz direnecektir Liverpool'a karşı. Goller bence ikinci yarı gelir. Zaten beklenen skor da 4-0. Liverpool'un atacağı gollerle olur. Salah, Firmino, Mane veya Jota oynar ileride. Arnold bu maçta olmayacak. Onun dışında önemli bir eksiklik yok. Deplasmanda da sarın olmayışı için devam ediyor. Başka da bir eksiklik yok. Bu tercihim bu yönde Liverpool maçını. Kayseri-Fenerbahçe mücadelesi. Zaten maç skorunu sizlere sordum. Yorumlara yazarsınız. Şimdi baylar. Hikmet Hoca 4-5 maçtır mağlup oluyor. En son maçında Karagümrük'e 3-0 gibi skorla oynadı. Güzel maç oynadı aslında o maçta. Yani pozisyonlar buldu fakat girmedi bir türlü. Bu maçta Kayseri'nin tek eksi Mensal. Onu da zaten sakat uzun sürede sürüyor. Tian bu maçta muhtemelen sol açıkta oynayabilir. İleride yine Gavronovic, Cardozo, orta sahanın 10 numara rolünde Bertolacci oynayacaktır. Şimdi Hikmet Hoca dediğim gibi zaten e, hatırlarsanız Ziraat maçında ben Kayseri'nin bir golünü vermiştim. Kayseri free kickten bir çarp falan gol girdi. Kayseri'nin golüyle oradan ilginç bir şekilde şans da yanımızdaydı. Kazandık. Ben burada önerim şu yönde olacak. Tabii ki şöyle maçın zaten bekleneni KG var sizlerde düşündüğünüz üzere. Ben şeye baktım bu maçta. Maçın hakemine baktım. Şurada detay kısmında gösteriyor. Bakın. Atilla Karaoğlan maçın hakemi. Bildiğiniz üzere hakemler ihraç edilmişti. Tekrar geri alın. Ulan dedim ya Süper Lig dedim acaba ihraç edilen hakemlerden biri mi yönetecek diye baktım. Şu an önümde de açık. Cüneyt, Fırat, Ali Palabıyık, Halis Özkan, Abdülkadir Bitken, Bahattin Şimşek, Hüseyin Göçek, Suat, Burak, Alper, Mert, Tugay, Özgür Yankaya. 13 tane bu hakem. Bu hakemlerden biri değil. Fark ettiyseniz bu hakemler ihraç edildikten sonra Süper Lig bir gollü geçmeye başladı. Her her kombinemede aldım. Yüksek misisini yaptım iki tane maça. KG var olarak hatta. Güzel kazandık. Hakem de dediğim gibi ya umarım etki etmez. Özellikle dikkat ettim ben hakeme onu da belirteyim. Fenerbahçe'de kim eksik? Zalai bu maçta yok. Mesut'la zaten Ozan Tufan kadro dışı kaldı. Onun dışında ev sahibinde sadece Mesa eksiklik. Güzel bir maç olur. Hikmet Hoca zaten büyük takımlara karşı her zaman iyi oynayan bir takım çıkartıyor veya Kenarda zaten nasıl çıldırdığını sizler de görüyorsunuzdur yıllarca. Ben bu maçı idealen tek tercih olarak KG var olarak aldım. KG var aldık mı? Bir de ben 10 tane maçtan sadece korner olarak değerlendireceğim. Ekstradır bu tercih. Ee, mücadelede kornerin de çıkmasını bekliyorum ben. 8.5 üst kornerde ekstra bir sizlere alternatif önerimdir. Hızlanayım biraz. Freiburg Bayern Münih mücadelesi. Şimdi Bayern Münih'in 5 gün sonra bu maçı oynadıktan 5 gün sonra Villarreal mücadelesi var. O maçı hiç düşünmüyorum. Zaten 5 gün bir aralık var erken bir süre değil. Freiburg'da oynayacak. Freiburg kendi evinde burada Bayern Münih'e karşı oynayabilir. Yani o ezilmez yani Freiburg bence burada. Ben yüksek orandan aldım. 1.32'den Bayern Münih'i alacağıma ben bu mücadelede çok fazla gol beklemiyorum Baylar. Düşük skorda kalmasını bekliyorum. Fakat bir Bayern Münih galibiyeti gelebilir. O yüzden 4.5 altında 2 yaparsanız 1.87 gibi oranı var. Tek tercihim var burada. Şöyle de bakayım önemli bir eksikliği var mı diyerekten. Bazı şüpheli isimler var her iki takımda da. Oynar oynamaz zaten tam önemli değil. Zaten Bayern Münih'teki kadro şu an çok sağlam. Fakat dediğim gibi bu maç altta kalır diye düşünüyorum. Çekişme olur. Freiburg Bayern Münih'e direnebildiği kadar direnir. Ben 4.5 altında 2 diyerek, diyerekten sizlere 1.87 gibi orandan önereceğim. Değerlendireceklere bol şanslar. Les United'la Southampton mücadelesi, Les United'sın son bir Wolves mücadelesi var. 3-2 galip geldi. Bakın, izlemediyseniz kesinlikle izleyin. Ben size söyleyeyim, son 10 yılın en ilginç maçı. Net bir şekilde söylüyorum, son 10 yılın en ilginç maçı. Wolves Les United maçı. Mutlaka bir izleyin özetini. Maçta neler neler oldu. İnanılmaz bir maçtı. 2 tane iki kere son ikidir kazanıyor. Hep de 90'larda atıp kazanan bir Les United takımı var. Yani istek var mı? Var. Teknik heyet olsun, oyuncular olsun istek var. Moralli takım bir, bir de morallendiler galibiyetlerle birlikte. Fakat biraz da şanssız bir takım. Sürekli sakatlık oluyor. Benford dönmüştü mesela takımın forveti. Hatta İngiltere milli takımının da yedek forveti diyebilirim Benford hakkında. Dönmüştü. Bir maç oynadı. iki maç oynadı sakatlandı. Filipon'un sakatlığı var. Robertson, Tyler Robertson'un bir sakatlığı var aynı şekilde. Önemli mi? Önemli. Deplasmanda Southampton takımının önemli bir eksiklik yok. Ben güzel çekişmeli bir maç izleriz diye düşünüyorum. Karşılıklı atacak goller idealdir. 1.39'dan sadece KG var tercihini önereceğim. Değerlendirecekleri bol şanslar. Wolves Aston Villa mücadelesi. Wolves'ta bazı eksiklikler var. O eksiklikler önemli. Jimenez kart cezalısı. Son maçta dediğim gibi kart gördü. Leeds United mücadelesinde. Ruben Neves sakatlandı. Neto ile Semedo şüpheli. Fakat onlar oynamaz. Maç saatinde belli olur. Şimdi onları geçtim. Aston da bir nevi son dönemlerde özellikle Cerat geldikten sonra bir West Ham gibi yani sistemi oturtmaya sistemi oturtmaya çalıştı. Bunda da %70, %80 gibi bir başarı yakaladığını söyleyebilirim. Takım yani ne oynadığını bilen bir takım var burada. Fakat Wolves kendi evinde sıkıntılı bir takım. Az gol yiyen yani takımların başında geliyor Wolves takımı. Duran toplar önemli olacaktır bu mücadelede onu da belirteyim. Ben bu maçtan şöyle kaçıyorum kaçak bir tercih veriyorum. Ben mücadelenin genel bazında 2-3 gol bandında kalmasını bekliyorum. Onun da oranı 1.78. Başka bir tercih yazmadım ben bu mücadeleye. Ben mücadelenin 2-3 gol bandında kalmasını bekliyorum baylar. Lazio ile Sassuolo mücadelesi. Çok güzel bir mücadele. Kombine aldım? Gollü geçmesini bekliyorum. Sarri ile sözleşme sözleşmeyi uzatacaklardı. Lazio başkanı yönetimi diyeyim ben. Son maçta Lazio Roma'ya 3-0 kaybetti. O maçtan sonra askıya aldılar uzatmayı. Yani sözleşme uzatmayı askıya aldılar. Yani şöyle söyleyebilirim. Biraz daha istekli bir Lazio takımı, biraz daha istekli bir Sarri görebiliriz. Özellikle kenarda. Onu belirteyim. Sassuolo da çok iyi bir ivme yakaladı. Son maçında Spezia'ya karşı 4-1 kazandı. O maça çıkarken bazı Skamaka gibi isimleri dinlendirdi mesela. İtalya milli takımından forma şansı buldu. E, ee, Raspadori'nin kaç cezalısı vardı. Onun cezası bitti. Bu maçta olacak. İdeal bir o takım olacak burada. Ben tek bir tercih yazmışım ben buraya. KG Vara yazmışım. Onun da oranı 1.37. Kombineme de aldım bu mücadeleyi. Onu da belirteyim. Ee, gelmesini bekliyorum. Güzel gollü bir maç bekliyorum. Değerlendirecektir. KG vardır. United Leicester mücadelesi. Vardini sakatlığı devam ediyor. Ev sahibinde önemli bir eksiklik var mı diye tekrar şöyle baktığım zaman da önemli bir eksiklik yok ev sahibinde. Cavani, Greenwood. Bunlar zaten ilk 11 oyuncusu değil. Yine Sancho, Ronaldo, Rashford oynayabilir. Arkada McTominay, Pogba, Fernandes gibi isimler oynayabilir. Şimdi Baylar Leicester takımı nasıl bir takım? Bir kere geliyor. Bakın geçen bir tane mücadelesi vardı. Hangi maçtı? Tam hatırlamıyorum. Barnes gol attı ama dakika 75'e kadar Leicester oyunda yok. Bir kere geldi. E hop 2'ye 1 gol. Bunlar böyle takımlar. Güzel bir maç olacaktır. Madison duran toplardan zaten son dönemlerde çok güzel goller atmaya başladı. Ee, benim önerim burada da gollü geçme yönünde. Her iki takımın atacağı karşılıklı goller benim için önemli. United da kendi evinde biraz daha istekli olacaktır. Leicester'ın da karşılığını verecektir. Hatta benim sistemimde yazılımda Leicester'ın atacağı iki gol de var. Onu da belirteyim. Ama ben idealden gitmek yanındayım. 1.52 bunun da oranı var. KG var. Diyorum bunu da geçiyorum. PSV Twente mücadelesi. PSV bir yarışın içinde baylar. Ajax'la burada bir yarış içinde. Ajax'ın puan kaybetmesini bekliyor. Onu da belirteyim. Şimdi bu denli bir yarışın içindeyken burada Twente'ye kaybetmek ister misin? İstemezsin. Özellikle Gözse Zavi de formunun zirvesindeyken ben burada PSV'nin maçı vereceğini düşünmüyorum. Burada direkt taraf galibiyetine gittim. Maç son 2 öneriyorum sizlere. PSV'nin direkt düz galibiyetini arkadaşlar. PSV takımı ne yapıp ne edip bu maçta galip çıkmasını bilecektir diye düşünüyorum. Değerlendireceklere direkt sizlere PSV tarafında galibiyetini öneririm. Skor beklentisinde 1-3. Onu da belirteyim. Galatasaray Karagümrük mücadelesi. Şimdi Galatasaray'ın bu maçtan sonra hangi mücadelesi var bakalım. Fenerbahçe deplasmanı ayın 10'unda. Ben şöyle son 10-15 yıla baktım. Neye baktım biliyor musunuz? Galatasaray takımı Fenerbahçe deplasmanı çıkmadan önce neler yapmış? Hangi takımlarla ne sonuçlar almış? Sadece son 10 yıla bakın sadece Başakşehir'e bir kaybetmiş. 3-1 mi 1-0 mı ne? Onun dışında Konya'yı iki kere yenmiş. Malatya'yı iki kere yenmiş. Gençler Birliği'ni yenmiş. Sivas'ı yenmiş. Yani böyle Anadolu takımlarının olsun, İstanbul takımlarının olsun sürekli bir yenmiş. Ben burada Galatasaray'ın galibiyetini düşünüyorum. 1.51 ona var. MS1 yazdık mı? Ben burada Galatasaray'ın derbi öncesi ve böyle de bir istatistik var. Bir hoşuma gitti açıkçası. Böyle bir maç sonu 1 e aldım. Skor beklentimde 2-1. Göz e, Karagümrük'ün burada gol atması bence makul. Emre Mor da şu an formda güzel açıklamalar yaptı. Bakalım ne olacak sonu. Maç sonu 1 gelir mi? Gelir. Göz e, Karagümrük gol atar mı? Atar. Handikap 0 gelir mi? Gelir. 2-1 skor bekliyorum. Maç sonu 1'e 51'den. Maç sonu 1, 2,5 üstte 2.18 gibi orandan sizlere önerimdir. Doğrudan skor beklentimde 2-1'lik bir Galatasaray galibiyeti olduğunu da belirteyim. Alkmaar vitesse mücadelesi. Bu maç biraz da eee yazılım mücadelesi olduğunu söyleyeyim. Zaten ara ara böyle yazılım maçları koyacağımı söyledim sizlere. Bu maçın direkt tercihi K evar olacak baylar. Çünkü beklenen skor 2-2. Onu da belirteyim. Ne kadar Altman favori de olsa vitesle tehlikeli takım. Özellikle üstüne gelen takımlara karşı. Burada Altman'ın kalesine de gol, at gol atacağını düşünüyorum. KG var tercih budur. Yazılımda zaten çıkan sonuçta 2-2. Şimdi sizlere bir kombine yapacağım baylar. Ekrana gelsin kombinemiz. Kombinemiz Fenerbahçe maçıyla Lazio mücadelesi. Bu kombineyi idealden oluşturdum. 2-0-8 gibi oranı var zaten. Dediğim gibi Fenerbahçe-Kayseri maçı güzel pozisyonlu bir mücadele olacaktır. Onu geçtim. Lazio'da dediğim gibi de sözleşme uzatacaklardı. Vazgeçtiler. Askıya aldılar. Bir süre Lazio bu maçta istekli olacaktır. Lazio'nun zaten defans ve ortası arasında bir kopukluk var. Sassuolo da burada tam kadro geldiği zaman da deplasmanın da iyi. Deplasmanda gol ortalaması zaten 2. Neredeyse 15 maçta 32 gol mü ne atmış Sassuolo takımı. O yüzden burada Lazio kalesinde de gol atabilir diye düşünüyorum. KG var kombinesi oluşturdum. Sizlere önerim bu yönde. Fenerbahçe maçında skorunu sorduk yorumlara birer iki kişiyi katıl telegram gruplarımızı alacağız değerlendirecek herkese bol şanslar görüşmek üzere seviyorsunuz bay bay